Ben toplamadım ki. Herkese selamlar değerli dostlar. Bugün Samsun Salı Pazarı Tepealtı köyündeyiz. Fındıkla alakalı konularla ilgili buraya bir ziyaret gerçekleştirdik. Ancak farklı bir şeyle karşılaştık. Burada şu an gördüğünüz üzere çay toplayan bir abimizle karşılaştık. Bu işin hikayesini kendisine bir soralım istedik. Abi merhabalar. Merhabalar. İsmim Muammer İnceci. İnşaat mühendisiyim. Memuriyetten emekliyim. A sınıfı iş güvenliği uzmanıyım. Evet abi. İş güvenliği üzerine işlerim var. Haftada, ama tarımla alakalı da... Evet, haftada 3-4 gün iş güvenliği işi, 3-4 günde bahçeyle ilgileniyoruz. Rahmetli Oflu babaannemin takribi 70 yıl önce diktiği hakiki of çayından, yeşil çaydan çay topluyoruz şimdi. Abi bu şimdi çay ocağı mı oluyor? Evet. Yani ocak mı deniliyor? Çay orada ne deniliyor? Budanmış buraya. Yani çay bahçesi derler onlar. Evet. Onların tabirini tam bilmiyorum. İşte ocak yani ocak, 70 yıl önce tek... burada bitti. Ben birkaç defa denedim. Rize'den de getirdim, şey yaptım. Dana dili falan yedi. Şurada bir iki çıkıyor ama dibinden de tohumları düşüyor yere mesela. Evet. Tutmuyor. Bu 70 yıldır bu ocak var. Bana da bu yarası düştü. Babadan kalma yerin. Her sene 2-3 defa verim alıyoruz burada. Yani Rize bölgesinde 1. 2. 3. çay kesimi duyuyoruz. Evet. Bu ocak da aynı şekilde. Aynen. Bazı yıllar 4 sefer de verdi oluyor. Şimdi topluyoruz bunu. Yani bu sene ilk defa topluyorum ben. Peki abi mesela şu bölgede bu çoğaltılabilse bu olan ocak buralarda da olabilir. İşte dün size de attığım yani iklim, zaman iklim olarak Rizeli arkadaşıma attım ben sınıf üniversiteden sınıf arkadaşıma. Evet. Muammer dedi o bana bahçeleme tarif etmişti. Çok sağlıklı çayın dedi. Allah ben de Allah. Dedim çarşambadan şeyi karıştıracağım. Yaş çay piyasasını karıştıracağım dedi. Yani peki abi bu burada tek bir ocak. Bundan toplanan şu an elinizde görüyorum. Evet. Topladınız uçlarını. İlhambur gibi gölgede kurutulacak yeşil çay oluyor. Siyah ha, yeşil çayı, çay. Siyah çayı fabrikasyon yani Rizeliler de yapamıyor. Yani kendi el üretimiyle. Yani bir fabrikasyon... şöyle bir şey duymuştum. Siyah çayı Rizelilerin büyükleri, yaşlıları geleneksel yöntemlerle bu nasıl diyeyim ezerek. Doğru suyunu duydunuz. Çıkartarak işte daha rahmetli sonra... Rahmetli babaannem yapardı. Heh. Yani, bunu bir ezerdi, acı suyunu çıkarırdı, gölgede de biraz bırakarak böyle tam siyah çay olmasa ama çok güzel bir çayı olurdu. Hmm. Ben de birkaç defa denedim, küflendi, beceremedim. İşte el almak lazım büyüklerden. Rizeli arkadaşlara falan da dedim yani babaannem yapardı bu şekilde yapabilir miyiz diye. Onlar da bilmiyorlar, yapamıyorlar ama rahmetli babaannem yapardı. Rahmetli babaannem de memleketinden gelen çayı içerdi. Hmm. Ya da sıcak su. Yani şey içmezdi. Normal fabrikasyon filan. Yani evet. Hijyen şeyleri var filan diye. Abi bu iş benim şundan ilgimi çekti. Böyle bitki dünyasına ilgisi olan bir kişi hobi olarak bunu bu bölgede demek ki istese, denese yani o bahsettiğiniz zararlardan da koruyabilse yapabilir. Belki çevirse. De yani coğrafyası şurası. Bahçemin meyilli kısmı ya. Biraz coğrafyada o... iklimde uydu mu bilmiyorum. Yani çok değil. Abi bence denedik. çok uyumuş. Yani burada bir küme halinde çok gayet güzel evet. Bir çay 70 bitkisi görünüyor. Benden 10-15 yaş büyük bu ocak. Maşallah. Her sene topluyoruz böyle. Bu sene de ben dipten budama yapmıştım. Bahçeyi tırpana birisine vermiştim. Tırpanlarken bunu da ha, otomatik ben budamış sağlıklı gözükmesinin sebebi de belki de o yani. Buranın daha vatandaşı bitkiyi tanımıyor. Herhangi bir çalı formunda görmüş. Formunda görmüş. Evet onu, çalı formunda onu, görmüş. Yani biçtiği için gelenlerde daha sağlıklı gözüktü. Abi belki bilmiyorum izlediniz mi? Bizim kanalda da paylaştık. Salim Karaman kardeşim var Tekkeköy'de. Kahraman evet. Çiftliği diye onun da seyrettim. Paylaşımları onlarda var. Değişik meyveler. O bir bölgeyi çay bahçesine çevirmiş. Yani genç bir arkadaşım. Evet, evet, evet. Hı-hı. Yani o ilgisinden dolayı dikmiş. Ya ilk hasatı da bu sene yaptı. Bildiğin makasla hasat yaptı. Şunu demek istiyorum. Bu bölgede tamam bir Rize kadar dört dörtlük iklim şartları uymasa da denense istense belki de yapılabilecek olabilir. Bir çay. Gitgide iklimler de değişiyor ya. Evet. Belki de uyum sağlıyor. Bir de şey
direkt siyah çayı bundan üretemediği için bir fabrikasyon gerektiği için. Tabii burada çok fazla bir üretimin bir anlamı yani olmaz. Evet. Şey olsa yani rahmetli babaannemin yaptığı gibi onu becerebilsem veya çok basit olsaydı evet. Ben bunu çoğaltmaya çalışırdım yani profesyonel ya Salim, bir şey yapardım. Salim Karaman da şey yaptı topladı orada Rizeli komşularıyla onlardan aldığı tarifle denedi ama tam siyahı o da tutturamadı bildiğim kadarıyla. Tam siyah olmuyordu zaten babaannem yaptığı zaman. Belki de tutturdu o zaman. O tutturduysa iyi biz ondan itibata geçelim. Evet onu eğer, olur. Olursa becerebilirsem evet. O babaannemin kıvamını da bulursam. Bu ocak sayısını çoğaltırım artık. Tamam o zaman bu işe de vesile olmuş olalım. Evet. Sizi Salim Bey'le görüştürelim. Tamam iyi olur. Buradan toplanılan çayın. Gökhan Bey'le size ikram edeceğim. Tamam. Yeşil çay olarak da teşekkür ederim. Çok sağ ol abi. Yani farklı bir bitki görmüş olduk. Evet. Samsun Salı Pazarı'nda bir çay ocağı diyelim biz artık yine. Ofun çay ocağı. Çay ocağının bu şekle geldiğini görmüş olduk. Abi evet. Teşekkür ediyorum. Evet, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Ben de size teşekkür ederim. Bu ilginç, bu değişik haberler yapıyorum. Fındıkla ilgili de güzel bilgiler öğreniyoruz sayenizde. Elden geldiğince işte biz de öğreniyoruz. Önce biz öğreniyoruz sonra paylaşıyoruz evet, diyelim. Güzel oluyor. Çok teşekkürler. Ben teşekkür İzleyen dostlara da teşekkürler. Herkese selamlar, saygılar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.